Araba ısındığı zaman agresif modu açılıyor. Öyle çok güzel horluyor. Ve 5. vitesi atıyorum. Ve şöyle ayağımı debriyajdan çekmiyorum arkadaşlar. Çekersem araba zaten sönecek. Ve yol almaya başlıyorum arkadaşlar. Evet, şu an yavaştan yollanıyor. Yollanıyor. Hala. Seat Cordoba ile can alacağımız bugün bakalım Seat Cordoba 5. viteste araba kalkacak mı? Ve şöyle şuradaki Ezelçi'nin bir mağazasına geldim arkadaşlar. Buraya da geldim, yok dedim bu sefer buraya geleyim arkadaşlar. İşte buradan köyün yarısı gözüküyor. Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sen de ünlü olmak istiyorsun. Kaç teme. Ve burada da köyün biraz bir tarafı gözüküyor. Yani köyün küçük manzarası burası arkadaşlar. Ve dedim bu sefer buraya geleyim. Ve bugün Mavi Şimşek'le 5. viteste araba kalkar mı? Bakalım test edeceğiz arkadaşlar. Bakalım Seat Cordoba 1997 model 5. viteste kalkacak mı? Ve o zaman içeri geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü çok rüzgar var. Dün de bugün de çok rüzgar var ama dün daha çok da bugün daha az var rüzgar. Ne oldu yine? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu yine? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aha tarttan. Oo kaçıyoruz. 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 Videoyu bir dakikada biliyorum arkadaşlar. Çünkü sürü önemli bir kanıttan seçeceğim. Kanalıma retasınıma abone olmayı unutmayın. Şu an karta çıktı. Abone ol. Ve bu kanalda nasıl tarz içerikler var kafanızda soru işaretleriniz olursa bu kanalda efekt var. YouTube'da, Twitch'te nerede olsa kullanabilirsiniz efektleri bulursunuz. Ayrıca ben size abone ol beğen efekti ve iç kapatı iç efekti yapıyorum. Ve bu iki efektten birisi sarpılmak istiyorsanız Arelis Retasın kanalına abone olmak şart arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve hadi o zaman videomuza devam edelim. Kontak verelim arkadaşlar. Uzun zamandır bu arabayla video gelmiyor arkadaşlar. Bayağı oldum. Şöyle radyoyu bir kapayalım arkadaşlar. Telif gelmesi şöyle bir kapayalım. Evet şöyle bir gelsin araba kendisine. Evet çalıştır. Evet arkadaşlar benzin sesi bakın. Nasıl hiç duymuyor bile. Dizel gibi de tak 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 traktör gibi işlesin. Şöyle bir ışıklarımızı salalım. Ve şimdi de yollanıyoruz arkadaşlar. Şöyle frenimizi indirelim ve şöyle bir geriye takalım arkadaşlar çünkü burada bilmiyorum ne kadar geçecek geçmeyecek, o yüzden şöyle bir geri vereyim. Tamam. Şimdi artık yollanabiliriz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar burada daha denemeyeceğim. Bizim o meşhur yolumuza gideceğiz. Orada deneyeceğiz. Bakalım 5. viteste araba kalkacak mı? Şu an 2'ye attım. Şu an normal sürüş modda, daha agresif modu açmadık arkadaşlar. Şöyle yolumuza devam edelim. Buradan da bayağı uzun zamandır burada ben geçiyorum arkadaşlar. Burada yıllar önce video çektiğim var. Hatta bu yola video bile çekmiştim. İşte Ezelçi'nin yeni yolu diye bir başlık atmıştım. Uzun zamandır bu yola gelmiyorum videolarda. Normalde geliyorum. Normalde de gelmiyorum. Çokça o meşhur yolumuzdayız. Bu yola pek gelmiyoruz. Neyse şöyle yavaştan inelim arkadaşlar. Bakalım Seat Cordoba 5. viteste kalkacak mı? Sizce kalkar mı? Bir şu an videoyu durdurup yazın bakalım. Şu an bakalım 5. viteste araba kalkacak mı arkadaşlar? Yani ben de bilmiyorum. Şu an ilk defa sizinle beraber deneyeceğiz. Şöyle sağ sinirimizi salalım. Şurada burada biraz yavaş olalım. Çünkü burada hiç görünüş yok ya. Şu aşağıdan gelenler hiç gözükmüyor. Şöyle. Tamam. Burada lazım öyle bir hızlı yolanırsın ki aşağıdan şişiriyorlar. 40'la 50'le geliyorlar. Sonra da gözükmüyor hiçbir şey. Şöyle.
Evet, şimdi biz buradan sağa sapacağız. Bu evet, tamam. Sen dur orada. Tamam. Tamam. Bu arada arkadaşlar, araba ısındığı zaman Varex efekti açılıyor arabada. Şu an araba biraz daha ısınmadı. Yani araba ısındığı zaman bunda bir özellik var. Araba ısındığı zaman agresif modu açılıyor. Öyle çok güzel horluyor. Muhtemelen videonun sonuna kadar ısınarsa arabam, ki zaten şu an ısınmış ama o kadar çok değil, videonun sonunda bir ara gaz veririm diyorsunuz. Varex sesin az geliyor. Araba ısındığı zaman agresif modum açılıyor. Biraz gazlayalım, biraz hatta şöyle size. Tamam. Çok gazlamayalım. Buradan şimdi sapacağız. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada deneyeceğiz. Bakalım araba 5. viteste kalkacak mı? Şöyle duralım. Şöyle de sizlere göstereyim arkadaşlar vitesimizi. Şöyle bir debriyaja basıyorum. Şöyle 1 boş, 2 boş, 3 boş, 4 boş ve 5 ve boş ve şöyle geri vitesi atıyorsun. Şöyle ben şimdi geri gidecek araba zaten. Şöyle. Ve şimdi de arkadaşlar 3 2 1 ve 5. vitesi atıyorum. Ve şöyle ayağımı debriyajdan çekmiyorum arkadaşlar. Çekersem araba zaten sönecek. Ve yol almaya başlıyorum arkadaşlar. Evet, şu an yavaştan yollanıyor. Yollanıyor. Hala ayağım debriyajda. Bakın şu an yanım debriyaj. Hala ayağım debriyajda, debriyajda, debriyajda. Biraz gaz veriyorum. Hala ayağım debriyajda arkadaşlar. Şöyle yarım debriyaj. Ve araba neredeyse yollandı. Hala ayağımı... Aha, sönecek. Debriyaja bastım. Gaza basıyorum. Hala ayağım debriyajda arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Basıyorum. Şöyle bakın. Gaza basıyorum şu an. Ve artık bıraktım. Şu an ayağımı debriyajdan bıraktım. Ve şöyle 5. viteste. Uçuyoruz 60'la. Şöyle bir tekrar yavaşlayalım arkadaşlar. Ve araba 5. viteste yollandı ama yarım debriyajda yollandı arkadaşlar. Şimdi şurada tekrar deneyeceğim. Şöyle bir buradan döneyim. Şöyle bir döneyim. Araba şu an ısındı arkadaşlar. Varex efekti geliyor şu an. Agresif modum açıldı şu an. Şu an burada tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu arada düz yol. Yani bakıyorum düz yol olsun ki bir... Yokuş aşağı yokuş yukarı diye olmaz zaten, yokuş yukarı olursa araba yollanmayacak zaten. Neyse, şimdi şöyle tekrar 5. vitese atıyorum ve yollanmaya çalışıyorum bu sefer. Ayağımı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yollanıyorum. Bakın şöyle. Hala ayağım debriyajda. Hala ayağım debriyajda arkadaşlar. Hala ayağım debriyajda çekmiyorum. Şöyle. Hala ayağım debriyajda. Ve bırakıyorum. Bıraktım. Şöyle arkadaşlar bakın ayağım yerde. Şöyle. Ve Seat Cordoba 5. viteste kalkıyor arkadaşlar. Gerçekten Seat Cordoba 5. viteste kalkıyormuş. Bunu test ettik. Ve challenge'ımız da başarılı oldu arkadaşlar. Ve şimdi bir ufak bir gazlama yapalım arkadaşlar. Artık normal sürüyoruz. Artık 1. viteste yollandım. Şöyle bir oho. Ya 1.4 küçük 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 ama kaçıyor ha. Bakın şimdi 2. vites. Tamam. Çok basmayalım arkadaşlar. Köy içinde çok basmayalım. 50'de zaten şu an gidiyorum. Tamam. Şurada bir basalım. Tamam. Uzun zamandır bu arabayla gazlama gelmiyor arkadaşlar. Özledik ya. Mavi şimşek. Ya dur. Motora buradan geçiyoruz. Motora buradan geçiyoruz. Ters yönden geçmeyelim.
Hep oradan alıştığım için az kalsın oradan zaten geçecektim. Motor hep oradan geçtiğimiz için alışığım. Ama dedim bu sefer arabayla olduğum için buradan geçeyim arkadaşlar. Şöyle. Bu videoya güzel like'lar gelirse arkadaşlar bir sonraki araba ya benim arabam olacak ya da babamın arabası olacak. Bakalım Citroen Xara Picasso veya Citroen C4 5. viteste kalkacak mı? Bu videoya güzel izlenme ve güzel beğeni gelirse o videoları çekeceğim arkadaşlar. Yani bilginiz olsun, ben şu an bu arabayı yapmak istedim. Çünkü bu araba eski olduğu için bunu da yapmak istedim ilk önce. Ve bu videoya güzel beğeni ve güzel izlenme gelirse benim arabamla ve babamın arabasıyla da bu challenge'ı yapacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani 5. viteste challenge yapacağız. Şöyle burada köpekler var. Şuradan sola sapacağız arkadaşlar. Şöyle sola sapıyoruz. Bu araba şimdi bakın nereye durmuş ya. Yol üstüne dur be kardeşim. Bütün yolu kapat istersen ya. Ya biz nereden geçeceğiz şimdi? Biz naneyi yedik şu an. Şu an buradan biraz şöyle kaçacağız. Evet. Tamam. Agresif mod arkadaşlar, valla araba ısındığı zaman çok güzel sesi var, or böyle horluyor. Çok güzel sesi var ısındığı zaman. Agresif mod açılıyor. Evet, şuraya bir gelelim arkadaşlar, bakalım videomuzun sonuna nerede geleceğiz. Şöyle hatta şuraya sapayım arkadaşlar. Biraz buradaki insanları da bir rahatsız edeyim. Şöyle şurada videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şöyle durabiliriz. Hatta çevireceğim onu şimdi ben. E şimdi arkadaşlar Seat Cordoba bir ara gaz vereyim. Üstüne şöyle bir nasıl çakma varex sesi çıkar diyor. Şöyle arabaya bineyim. Ve şu an araba ısındı. Şöyle arkadaşlar, şu an arabayı soğutuyor. Şöyle yani benzin çabuk ısınıyor ya. Gerçekten benzin çabuk ısınıyor. Bu videoda görmüş olduk Seat Cordoba 5. viteste kalkar mı? Ve gerçekten de kalktı. Ama yarım debriyajda kalktı. Debriyajı bıraktığım zaman zaten arabaya böyle oluyordu ve sürecekti. Bu yüzden de debriyajı bırakmadım, zaten gördünüz arkadaşlar. Bu videoda görmüş olduk arkadaşlar 5. viteste araba kalkar mı ve kalktı gerçekten. Yani neden uğraşıyoruz biz 1, 2, 3, 4. 5. vitese at, debriyajı bırakma, haydi gaz. Vallahi neden öyle yapıyoruz ki? Ve dediğim gibi bu video güzel beğeni ve güzel izlenme gelirse bir sonraki arabalara da benim arabamla ve babamın arabasında yapacağım. Ve videomuz da buraya kadar arkadaşlar. Umarım bu videoyu keyif almışsınız. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Bye.